B Gazete ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Bugün yine güzel Bursa'mızın en nadide, en uğrak yerlerinden biri olan Ulu Cami, yani Kozağan'ın hemen girişinden gerçekleştireceğiz röportajlarımızı. Ülkenin, hatta dünyanın belirli bazı bölgelerinde kısa çaplı da olsa depremler meydana geliyor. Bakalım vatandaş bununla ilgili bize neler söyleyecek, depreme ne kadar hazırlar? Gelin hep birlikte görelim. Depreme hazır mıyız efendim? Ya hazırlık olarak hazırız. Eğitimlerini aldık ama öyle bir sigortamız falan yok. Bunlar biliyorsun maddi açıdan büyük para harcamamız gereken konular. Zaten asgari geçim ve kriz, her şey ortada. İnsan neye hazır olması gerekiyor? Salılar olarak deprem kuşağındayız. Evet. Depreme hazır mıyız? Herhalde hazırız. Evimizin daha sigortasını yaptırdık mı? Sigortanız var mı, deprem sigortanız? Var. Yok. Öyle bir şey yok. Allah göstermesin. Aman aman. Kızım. Aman aman aman. Ama deprem kuşağı bölgesinde yaşıyoruz. Allah böyle yapsın. Allah'ım yani, düşünüyorum. Özür dilerim. Özür dilerim kızım. Her şey olabilir. Her şey olabilir ama devletimize işesin yani. Eviniz depreme dayanıklı mı? DASK sigortası var mı? Var. Sigorta. Her şey var. Her şey var kardeş. Allah razı olsun. Ben İzmirliyim. Buralı değilim. O yüzden bilemeyeceğim burada nasıl olacağını. Ha, gezmek amaçlı burası, aynı. Evet. Peki İzmir'de bir depreme hiç tanıklık ettin mi? Hayır. Hayır, etmedim. Genelde güneş ve ay tutulunca depremler meydana geliyor. Depreme hazır mıyız Bursalılar olarak? Öyle söyleniyor da bunun bilimsel bir kanıtı var mıdır yoktur biz de bilmiyoruz tabii ki. Ben de size sorayım, var mı bilimsel bir ay tutulmasında deprem oluyor diye bir kanıt? Yani ya da tesadüf. Ya şimdi belki doğrudur, bunun bir bilimsel kanıtı olabilir, tesadüf de olabilir. Ama ülke olarak depreme hazırlıklı olduğumuzu düşünmüyorum ben. Evinizin sigortası var mı? DASK yaptırdınız mı? Evet, DASK var. Ama yani DASK olsa da ne yazar ki depremde gittikten sonra? Öyle değil mi? Depremin ciddiye alınmadığını düşünüyorum. Hele İstanbul'da olacak büyük depremden dolayı daha ciddiye alınması gerekiyor bence bu işin. Bence de. Deprem kuşağında yaşıyoruz. Evet, deprem. Özellikle biz İstanbul. Hiç hissettiniz mi? Hiçbir deprem hissettiniz? Hissetmedim. Ben hissetmedim. 25 Ekim'de bir ay tutulması var. Tamam. Ay tutulunca, güneş tutulunca depremler meydana geliyor. Hazır mıyız depreme? Hazırız. Korkuyor muyuz? Hayır. Ya vallahi hazır değil. İşin doğrusu hazır değiliz. Hazır değiliz. Hiçbir tedbirimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ama sadece bizim değil, devletin de yok. Ben nereye gideceğim deprem olduğu zaman, nereye sığınacağım? Bir sığınak yok Türkiye, Bursa'da. Tamam, yeşil alanlar falan ama onlar da yeterli değil. Yani bu, söyleyecekler bunlar. Teşekkürler. Bey amcacığım, siz neler söyleyeceksiniz? Hazır mıyız depreme? Neyi beklemeye? Deprem olursa hazır mısınız? Olmaya mı? Teknoloji gelişti. Yerde depremin olacağını tespit ediliyor. Onun da olabilir. Çünkü ekvator dönüyor, dünya dönüyor. Bazı yerler gel git oluyor. Hani denizler çekiliyor. Ya vardır böyle bir şeyler, olabilir. Allah'ın emri. Kur'an'da da yazıyor böyle şeyler. Yani olacağını yani haber veriyor önceden. Olan şeyler. Olan şeyler olur ama insanlar hazırlıklı mı? Var da diyemeyiz. Yani her şey Allah'ın emri diyelim. Depremleri kimse de tespit ediliyor ama ne zaman olacağı belli değil. Bugün yine Bursa'da güzel bir çekim gerçekleştirdik. Deprem konusunu işledik. Bir başka konu ve yine gündemle karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.